Evden Gamer'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. İyi senden ne haber? Deyim. Gerçekten video çekmek için görüşüyoruz. Onun için evet. birbirimizi çok. Bayağı da göremiyorduk yerde. seni. Merhaba. İşten Türk kahvesi yapıp getirdim bile yok ama neyse. Yazıklar olsun lan Nankör adam. Keyfin yerinde mi bak katabiliyorsun? Keyfin yerinde çok çalışıyorum. FIFA oynuyorum. Geçen hafta sonu FIFA ligim iyi geçti. E ee, kesinlikle çok çalışıyorum dediğine <laughs> inanmayın. Ben şahidim çalışıyorum deyip FIFA oynuyor. Ama şimdi hafta sonu ligi Ama şimdi <laughs> hafta sonu girerken de beni şey yapıyor. Önce bir plan planını anlatıyor. Diyor ki bak 5 saat yokum. Kapımı açma, kapımı çalma. Geçen hafta 20 maçta 13 galibiyete kadar çıkabildim. Bu benim için önemli. <laughs> Seni <gülüyor> tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ailecek. 13 bin aldım. Güzel de paketlerden de şeyler çıktı. Bu hafta Mesa açtım. E, ee, paketten Messi geldi. Sattığın Messi geri mi geldi? Aynen. Bu Ama gibi o kadar ucuzlamış ki tekrar geri bir daha sattım. <laughs> hiç memnun kalmadı Messi'den. Messi'den kalmadım arkadaşlar. Penaltı kaçırdı. Güzel haberlerle geldik yine her zaman oldu. her bölümde olduğu gibi. Kod geldi. Kod Warzone 2 geldi daha doğrusu. DMZ modu Nasıl ve olmuş? Warzone 2 modu. Ben bugün denedim. Benim hoşuma gitti. Seven var, sevmeyen var. Ama vuruş hissiyatı falan bence çok hoş oldu. 1 ile 2 arasına ne fark var? Oynanış olarak. Şimdi ben açıkçası şeyleri not ettim. Özellikle benim dikkatimi çekenleri. Birincisi haritada normalde tek bir alan kapanır ya. Hı -hı. Bunu üç alana ayırmışlar. Böylece pusuculara son. Kimse pusamıyor. 3 alan daralırken herkesin kombata girmesi gerekiyor. Anladım. Daha dinamik bir harita olmuş. Aynen ki ben böyle hareketli oyunları, aksiyonlu oyunları çok çok daha fazla seviyorum. O yüzden bence çok güzel bir özellik olmuş. Ama pusucuyu öldürmek o kadar kolay bir şey değil. Ya yani uzun süre... Kod da hiç kolay değil. 30, 30 dakika pusana engellenir ama yine de mutlaka şatkan alıp köşede bekleyen falan çıkar yani. Olur. Ama hiç değilse onu o riski azaltmaya yönelik. Hani He. işte oyunda aksiyonu arttırmaya yönelik Din, din olmuş. Olmuş. Ben onu sevdim. Şeye çok şaşırdım. Gulağa girdim. Gulağa biliyorsun. Biliyorum. Öldükten sonra bir e, alana geçiyorsun tek Doğma Biz gulağı Warzone'da öğrenmedik bu arada arkadaşlar olsun. <laughs> ben Warzone'da öğrendim Modern arkadaşlar. Modern Warfare'da öğrendik neyse evet. Orada <laughs> normalde birebir atıyordun. Burada bir baktım takımla girdim Takım. yanımda yabancı biri var dedim ki ne oluyor 2 i̇ki, iki atabiliyorsun artık. Peki Gula, gulağa operasyona gittiğimiz, ee, operasyon sonucunda kurtardığımız... <laughs> Canımız, kimdir? kanımız, askerimiz kimdir? Kim? Isteğidir. Bilmiyorum. <laughs> Captain Price. Çok fena yükseldin bak. <laughs> Gerçekten. Arkadaşlar, Berkant hikaye modunun hastası. Ama ben sen çok. çok seviyorum. Sen de online modunu çok az oynadın. Ben online modunu beceremiyorum. Tamam. O yüzden böyle bir sıkıntı i̇şte oluyor. biz bizim e, çok farklı oyun ve keyif anlayışımız var. Ben dediğim gibi ben aksiyon çok seviyorum. Hikayesiyle çok çok ilgilenmiyorum yani oyunların. Aksiyon kısmı çekiyor. O yüzden Warzone tam bana uygun. Onun dışında Glock'ta işte şey var. E, yapay zeka koymuşlar bir tane. Böyle adamlarla çatışırken bir baktım şeyin ortasında bir dayı tarıyor her şeyi. Dayı çok değişik bir şey ya bence çok <laughs> değişik olmuş yani. İstersen şimdi iki iki oynuyorsun ya. Eğer o yapay zekayı öldürürsen onda bir anahtar var. Dördünüz birden oyuna dönebiliyorsunuz. Yani o nasıl Oha. planlanacak bilmiyorum. karşı göz mü yapacağız? Karşı takım hani biz sürekli birbirimizi vurduk. Ee, ama böyle bir sistem getirmişler. Güzelmiş. Hoşuma gitti. Onun dışında ne var? Ha oyunda şeyler var. Kaleler bir iki üç yere yine bu yapay zekaları botları koymuşlar. Mesela kaleler var. Peki. Oyunun başında üç tane kale aktif oluyor. Oraya gidersen, oranın lootun oradaki şeyleri botları öldürürsen lootunu toplayabiliyorsun. Gibi böyle çok. Aynen dinamik değişiklik. olmuş oyun. Aynen aynen. Be benim şey çok hoşuma gidiyor. Böyle haritanın değişik yerlerine tamam botla savaşmak çok keyifli olmayabilir ama botları öldürüp işte orayı ele geçirip oradan loot almak bence çok zevkli. Yani öyle bir sistem. Ben indirdim. E, bir iki oyun attım e, ben de bakayım be kalede black bak bunu söylemeden geçmek istemiyorum kalelerde black Sites'ta ve e, Gulag'da yapay zekalar var eğer böyle arayıp bulmak ve e, daha güzel loot'a sahip olmak isterseniz haritada gezebilirsiniz keyifli <laughs> dmz modu da geldi warzone 2 ile beraber benim çok e, sevdiğim bir mod olmamakla beraber <laughs> çünkü şey kadar aksiyonlu yok diye düşünüyorum evet. ama oynamadım daha bence o da, yani yine aynı amaç ölmemek günün sonunda tamam. yani objektif tamamlamak. Ee, ama tabii oynanış açısından çok daha farklı. Ee, normal eskof Escape From Tarkov'dan farkı e, tabii ki bu bir oyunmadı. Yani Tarkov bir oyun, bu bir oyunun modu sadece. Evet. Ee, ama o derinliği yok. Yani o craft sistemi olsun işte Silah çıkardın diyelim onları satıyorsun yeni bir şey craft craftıyorsun falan bu derinliği koymamışlar yani oyuna giriyorsun ne aldıysan aldın aldıkların sana işte XP olarak, XP dönüyor. olarak dönüyor. Dolayısıyla doğal olarak bir Tarkov derinliği yok ama ilgilisi için güzel olmuş gibi. DMZ modunda hani bilmediğim için soruyorum. Genel olarak şey var değil mi? Hani eski Frontal kodu öyle. Loot, loot önemli. Evet. Ve hani görev için de oynanıyor oyun. Yani sadece gidip birini vurayım ve hayatta kalayım. Ya hiç adam vurmadan da Aha. teknik olarak görevi tamamlıyorsun. Yani günün sonunda bu şey escape durumu var ya hani bir odadan kaçıp onun gibi bir şey yani haritadan kaçmaya çalışıyorsun. Kaçarsan da işte senle olan şeyler seninle geliyor. Warzone 2 benlik, Warzone <laughs> benlik ve mod değil

Hayır <laughs> her videoda istisnasız bahsediyorum. God of War çok güzel, God of War geliyor falan diye. Ama böyle düşünen sadece ben değilim. Evet, <laughs> Çünkü... Her yerde görüyorum. Satış rekorları kırdı arkadaşlar ve serinin önceki oyunların ilk çıkış günü serinin önceki oyunların haftalık satışının üstüne çıkıp rekor kırdı oyun. Yani ve şey 2018'deki oyun da bu Game Awards'ta en iyi oyun seçilmişti. Dolayısıyla insanlar gerçekten çok seviyorlar ve beklemişler ki çıkar çıkmaz gibi patlada gitti da. oyun. Ve çok çok güzel yorumlar aldı. Ya daha doğrusu olumsuz yorum yapan şeyler de var. Geçen videoda da bahsettik ama hani aynısı olmuş işte çok benzeri olmuş falan. Ben öyle düşünmüyorum. Bence bir önceki 2018'dekinin gerçekten gelişmişini yapmışlar ve oyundan çok keyif alan e, mekanikten çok seven bir insan olarak bence çok keyifli bir oyun olmuş. Bu arada birazdan şeyden de bahsedeceğiz. Berkant'a zorlama. <laughs> benim hiçbir katkım olmuyor şu anda. <laughs> God of War oynattığım zaman o da konuşacak büyük ihtimalle. Tamam bir oynayacağım bir ara. Şimdi sana ilginç çekecek bir şey söyleyeceğim. Evet, ne geliyor? God of War. <laughs> God of War, yemek kitabı çıkıyormuş. <laughs> yemek kitabı. Evet sen bana belki bakarsın. Çünkü mesela evet. içinde Kratos'un yaptığı sevdiği yemekler falan da var. Evet. Dolayısıyla belki hani yap, sen, bakmak istersen ben bakmayacağım. Sen çünkü. önce kocanın sevdiği yemekleri yap sonra <laughs> Kratos'un. Ay, ben, ben Berkan'a da yemek yaptırmak için almayı düşünüyorum 9 diyarın e, enfes yemeklerin tarifinin olacağı bir kitap <laughs> abi gerçekten bir şey popüler olduğu zaman böyle sonuna Her kadar şey çıvılanıyor var ya ama ben şeyin seviyorum böyle hani o troll kısmı hoşuma gidiyor sana Hı. alayım mı o kitabı <laughs> çok yapıyoruz evde yemek buradan Sony'ye seslen <laughs> Yılın heyecanlı dönemlerinden biri geldi. Sene sonunda biliyorsunuz böyle listeler açıklanıyor böyle top 10, top 10, worst 10 falan diye. Game Awards 2022 açıklandı. 4 kategorisi. Geliyor. Bizim, İlkini söyleyeyim. Bizim için önemli olan kategorileri seçtik biz. Şimdi yılın oyunu, en iyi spor oyunu, en beklenen oyun ve en iyi çok oyunculu oyun. Tamam. Şeyden başlıyoruz. En iyi çok oyunculu oyun. Aa, tersten başlıyorum. Tersten peki, başlıyorum. Sürpriz olsun. Birincisi Call of Duty Modern Warfare 2. E, Multiversus Overwatch 2. Splatoon 3. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja <laughs> <Çok> Turtles. Oynamadım. <laughs> şey Overwatch 2 deyip linç yemem yok mu peki? Ben de Overwatch 2 diyeceğim. Niye diye biliyor musun? Gerçekten kazanacağını düşündün mü yoksa kazanması evet. istediğin mi? Yani Call of Duty okey. Her sene çıkıyor. Evet. Tamam mı? Bir Modern Warfare'i artık geliyor. Bir Infinity bilmem geldi. Ondan sonra yok işte o da bu da çok falan gerçekten. derken. Ya iyi oyunlar. Hı -hı. E, gerçi Overwatch 2 ne değişti? <laughs> savunacak hiçbir şeyini bulamadım. <laughs> Splatoon 3 <'u iç> diyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok aradın istedin ama. <laughs> Bağlayamadım ya. Ben şöyle düşünüyorum. Hem kol hoşuma gittiği için hem de e, kitlesi çok büyük olduğu için kod kazanabilir gibi geliyor. Ama Overwatch'un da bu arada ikinin de oyuncusu çok çok fazla. Ya yani çok da. Ama kodla yarışabilir mi? Ya yani bence kod kazanır. Ben Splatoon ama... 3 diyorum. Biliyor musun Splatoon 3'ü? Hiç oynamadım. Abi, Gördüm ama Nintendo izledim. Nintendo oyunuydu. Baya keyifli bir oyun. Böyle boyamaya yapıyorsun. İnsanlar müthiş Youtuberlar Youtuberları izledim ama aynen. Çok, çok eğlenerek oynuyorlar. Çok başarılı kalıyorlar. oyun. Tabi ee, tabii bilin bakalım neyimiz yok. Nintendo. <laughs> soz. bile yok. <laughs> o zaman sen kim kazanır diyorsun? Ben Overwatch diliyorum. Değiştir. <laughs> <laughs> o zaman ben de kod diyorum. Birbirimizde bir şey olsun. Aynen. Konflikt. Peki bir var. şey söyleyeceğim. Heh. Eğer ki kazanırsan Heh. bana Modern Warfare 2 alacak mısın? Tamam hadi şeye girelim. Tamam bak kimin... Bak ben kazanırsam tamam. yalnız Oro seçiyorsun. kod istiyorsun benden. Ben kazanırsam Sevi da God e Ragnarok alacaksın bana. Tamam bak dört tanesinden en çoğunu bilen kazanıyor. Anlaştık <laughs> Okey anlaştık tamam. tamam. diyorum. En beklenen oyun kategorisinde kimler var? Final Fantasy 14'ün <laughs> <laughs> Ben hani baktım dedim bu sayı nedir ya? 14.sü geliyor. Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Starfield, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sen evet. seversin. Ben Zelda'yı Zelda seviyorum. Zelda benim e, Super Nintendo'm vardı. Babam getirmiş zamanında. İlk oynadığım oyunlardan bir tanesi. Hiçbir şey anlamıyordum tabii ki. 5 yaşındaydım çünkü. E, ama ondan sonra oyunu aldım. Bayağı bitirdim. The Link Between the Past galiba. Link to the Past. Öyle bir ismi vardı benim oynadığım versiyonun. Seviyorum. E, seç. Yani bu konuda çok kararsın. Bir kere Final Fantasy'yi eledim. Yani uzak doğular çok seviyorum. Yazıklar ama Sanki o bu kadar. Ben, bu arada çok merak ettiğim bir oyun bu. Hiç oynamaz ama çok çok oynamayı istediğim oyunlardan bir. Ya şey şaşırtabilir ama o da çıkma. Resident Evil 4'ü seven çok insan var. Dolayısıyla şeyi öngörmekte zorlanıyorum. Şimdi her oyunun çok fazla fanı olduğu için. Hadi uzatma seç mi? heyecanla diye. bekliyoruz. Dur, seçeceğim Sakin seç. ol. Zelda'nı anlamadığım için <laughs> <laughs> Starfield'ı yani... da duymadım. <laughs> Hogwarts Legacy'yi ben çok beklediğim için ya yani Hogwarts Legacy olabilir gibi hissettim emin değilim. En çok beklenen oyunu Resident Evil 4 diyorum ben de. Ya o da olabilir. Bak şimdi ben seçtim küçük. artık geçti. Tamam tamam okey ben Hogwarts Legacy geçti. diyeyim sen şey de umarım Harry Potter hayranları beni özmezsiniz. <laughs> Hiç emin değilim çünkü. En iyi e-spor oyunu. CSGO, Dota 2, LOL, Roketlik, Valorant. Roketlik inanılmaz bir oyun ya. Nasıl oynuyorlar hala aklım ermiyor. Ya, o Cahit uzarsa... çok iyi oynuyor biliyor musun? Evet evet biliyorum. Cahit böyle taklalar atıyor havada falan vuruyor. Arkadaşlar ben düz yolda takla falan atıyorum. Millet havadan uçup topa vurup kaleye falan asla anladığım Senin bir, bir kategori Senin bir şey anını söylemek istiyorum sana. <laughs> Ara gerçekten arabayı nasıl kullandığıyla ilgili. no 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 i̇lk defa araba Kiraladık. İstanbul'dayız. Ve böyle e, bende daha ehliyet yok. Ben araba kullanmayı bilmiyorum. Ve utanmadan bu <laughs> hikayeyi anlatıyorsun. Hani bu yokken. Böyle bir gün falan arabayı tuttuk. İpek böyle duran saksılara falan vuruyor. <laughs> Beton saksılar var ya. Bir gittik araba sanki böyle şeyden çıkmış. Bu e, Death Race diye bir film vardı biliyor musunuz? Böyle arkadan makinalarla parıyorlardı <laughs> arabaları falan. Yarış sonrası onun haline gelmişti. <laughs> bir olay bu kadar abartılır. Hatta ablandır. Death, Death Race'e ilham olan Hikayeler <laughs> İpek'ten geldi zaten. Ben İstanbul Belediyesi'ne sesleniyorum <laughs> buradan. Gerçekten yolları çok dar yapmışlar arkadaşlar. abarttı gibi değil. Yani bir tane saksı duruyordu. Azıcık sürttürdüm. Yani, du duran şey nesnelerle onu. karşı dayanamıyor. Hemen çarpası geliyor. Yolları çok dar Hadi. yapmışlar. Benimle alakası yok. CSGO mu? Dota LoL mi? Roketlik mi? Valorant mı? Seç. Önce sen. Hanımlar ee, ben öncelik. Ben LoL'ün kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben de burada enteresan bir çeşim yapıyorum ve diyorum ki Dota 2. Ben Dota 2'yi geri alıyorum. Valorant diyor. <laughs> Hayır. Seçtin artık. Hayır keseriz dedik de bir şey olmaz. Ya, bence öyle. Valorant kazanmayacak ya. Valorant'ın şu düşünüyorum. Sen League of Legends mi diyorsun? Ben spor olarak çok eksiği olduğunu düşünüyorum Valorant'ın. <laughs> Evet. Çok seviliyor olabilir ama e-spor nokta çok. Bence çok yeni oyun ya. O yüzden sıkıntı <laughs> değil. Ama e, çok etkinlik yapıyorlar. Bak bu açıdan çok pozitifim. Hani Valorant'ı severek oynuyorum ve etkinliklerini de destekliyorum ve izlemekten keyif alıyorum. Beni de zorla götürüyor. Ama e-spor noktası ben çok eksi olduğunu düşünüyorum. Yılın ah, şey En iyi e-sporu seçtim. Okey. Valorant'ta ben aldım. Yılın oyunu. En heyecanlı. Şimdi burada iki tane baba Şeyimiz var. Ya bu... Şimdi ee, oyunları bir söyle. Evet söylüyorum. A Plague Tale, Elder Ring, God of War, Horizon Forbidden West bilmem ne, Stray, Xenoblade Chronicles 3. Yes. Hangisi? Şimdi... Bir kere hangilerini oynadın? <laughs> Hadi bakalım. Bir kere Stray'i oynamadım ama takip ettim. Stray'in nasıl bir <laughs> formatta bir oyun olduğunu ve hani insanların keyif alıp almadığını biliyorum. Bir kere Stray'den... Hard oyuncular zevk almıyor çünkü çok çil bir oyun. Yani güzel oyunda. Ben güzel bir Güzel tek... oyun. Şahsına münhasır bir oyun. Bence fikir olarak da çok güzel. Atmosferi de çok güzel. Ama şunu gördüm ben. Çok böyle aksiyon isteyen, yıllardır oyun oynayan insanlar fazla çil buldu oyunu. Ben bu beş tanesinden sadece Stray oynadım bu arada. Sen Stray oynadın oynadım. mı? Oynadım. Diğer hiçbirini oynamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya Ama bana çok şey zor oluyor? geliyor bana. Mesela Elden Ring ben çok sinir stres oluyorum. Böyle hani rahatlayamıyorum anladın mı? Benim herhalde oyun oyun tarzım ya da keyfim şey ya. Stardew Valley rahat rahat. Ben Elden Ring deyince aklıma hep ayak parmaklarıyla ve tamamen istekli bir şey. rekor kırma kazan ayak parmaklarıyla en zor boss'u kesen kız geliyor. Böyle ya işte. bir oyun yani. Ama ya Elden Ring'in ben bu yıla çok damga vuran oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir şey getirdi, soluk getirdi oyun dünyasına. Bir de şey çok enteresan geldi bana. Mesela benim gibi yani daha casual oyuncuları da böyle zor bir oyuna çekebildiler atmosferiyle işte, oynanışıyla falan. Ama i, kitle olarak God of 2018'de de mesela şey tartışması çok var. 2018'de Red Dead Redemption 2 gibi bir oyun varken God of War nasıl kazandı? Yani böyle Red Dead Redemption 2'yi çok sevenler ama God of War'ın kitlesi mesela daha büyük. O şununla alakalı bence. Ha, neyle alakalı? Çünkü... Çok heyecanla bekliyoruz. Beklemen lazım. <laughs> Çünkü bence casual oyunculara da hitap ediyor God of War. Yani sürekli oyun oynamayan bir insan da girip God of War'dan, hikayesinden, mekaniğinden oynanışından çok çok keyif alarak oynayabiliyor. O yüzden onu seçtiler gibi geliyor bana. İncelerseniz bu oyun kategorisinde ee... şimdi tabii ki oyunun iyi olması lazım ama son Zamanlarda çıkan oyun yani oylama zamanına yakın çıkan oyunlar daha avantajlı oluyorlar Hı -hı. çünkü onunla ilgili anılar görmüş. evet daha yeni oluyor. Ee, bö böyle bir şey de var trend de var. Bir de bir Seç. şey streyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Söyle. Twitter'da bir tane Türk kullanıcı stre şey demiş. Eğer bu yılın oyunu stre seçilirse endüstri olan bütün inancımı kaybederim demiş ve resmi şeyden Twitter <laughs> sayfasından şeye cevap gelmiş çocuğa poposunu yalayan bir kedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel, çok streye uygun bir cevap vermişler ama kazanacaklarını Seç çok düşünmüyoruz. Ya ben kitle olarak e, ben, ben Elden Ring'in kazanmasına yanayım ama sanki God of War Ragnarok kazanacak Seç. gibi geliyor. Bunu önce sen. Önce... God of War seçtim ben. <gülüyor> ya, <gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> <laughs> tamam ben de Elden Ring'i seçmiş olayım ama bence God of War Ragnarok Elden Ring'in şöyle bir avantajı var. Ee, bazı oyunlar bir bir kültür doğru ya kendi jargonu vardır ya da kendi takip kitlesini oluşturur birazcık şey modu var mesela yayıncılardan da onu sezmiştim hani bu oyunu sevmeyen cahildir falan hani hani böyle bir havası var bir vibe'ı var. Ya ben şeyleri okudum. O kadar güldüm ki hani iki oyunu çok kıyaslar. Çünkü ikisi de çok kült oldu artık. Biri diyor ki sen diyor cahilsin. Sen oynamadın. işte şeyin yok sende. Konsol yok diye böyle diyorsun. Öteki onunla o kadar böyle şey sert bir çatışma var ki yorumlar arasında. Bakalım kim kazanacak? Kazanan istediği tamam. oyunu alıyor. Biz şimdi bir daha girdiğimizde olan için. aile bütçesi ne oluyor her türlü? <laughs> <sene. gülüyor> daya girmiş olduğumuz için sen Ragnarok diyorsan ben Derden Oo. Ring'i seçmiş olayım. Bakın kıyasıya bir mücadele olacak bence Hadi. zaten. <laughs> yeni bir Battle Royale oyunu gibi Ya sene 2022 <laughs> olmuş, 2023'e geliyoruz. Baba, yeni Battle Royale oyunu nedir? <laughs> <Niye öyle gülüyor> mi Yok. Abi bıktım ya ben. Ama bu değişik. Ya hepsi aynı şeyle çıkıyor. bu Ama bu değişik. Ama bu değişik. Genel... Abi bu alan kapalı artık. Tamam mı? Yani bu Amerika alanında Fortnite'ın var. Tamam Amerika mı? oyunları falan diyeceğim diye çok korktum. Evet. Abi Apex'in var. EA kapatmış bir yere. Şimdi Activision almış, gelmiş Warzone'unu koymuş. Abi burada alan yok ya. Alan yok yani. Niye? Ya zaten ne yapabilirsin yani? Yeni gelen oyunlarda da bu skyscraper'da da şey var. Biraz Apex, biraz Fortnite. Hatta ben oynanış videosuna baktım. Biraz da oyundaki özelliklerden ne yenilik geleceğinden falan bahsediyor. Hani şey gerçekten Apex ve Fortnite hele Fortnite hissiyatı çok fazla var ama oyunlar da şeyi sağlamaya çalışıyor. Gittikçe o aksiyon daha da hızlı. Bize. Bu oyun mesela hani Battle Royale'ler de çok çok hızlı olacak oyunlardan biri gibi. Böyle şey atıp işte halat atıp hızlı hızlı hareket edebiliyorsun. İşte uçuyorsun, kaçıyorsun falan. Dolayısıyla hani keyifli bir oyun olacak. Bu arada şey can dışında enteresan olan bir yaşam süren var Hı. ve bu süre eğer 2 dakika içerisinde belirli bir süre 2 dakika olmayabilir. Adam vurmazsa azalmaya başlıyor. Yani sadece canı değil Anladım. bunu da takip etmen Anladım. gerekiyor Pusma Pusmayan gelmiş. Bak bu mesela full inovatif aksiyon. bir fikir. Evet evet. Yani ama full aksiyon. Ne gerek var kardeşim Biz, <laughs> 2020 ya 2023 yılında. Ya bir şey sucum. Bu kafayla sektör gelişmez Baykan. Ya, ya Daisy çıktı. Tamam. 5 sene boyunca survival oynadık. Gittik taşı taşı vurduk <laughs> Böyle böyle tak tak madenciler gibi olduk. Şimdi PUBG ile beraber hadi paraşüt atlıyoruz böyle. 5 senedir de öyle paraşüt atlıyoruz. <laughs> 5 senedir <laughs> bir uçuyoruz. Bir yenilik ya. Bir yenilik. Ama yenilik katıyorlar. Dediğim gibi şey hatırlıyor musun Apex'te Pet Pathfinder'e. Pathfinder o sanki şeyli miydi yanlış mı hatırlıyorum? O da böyle bir şey atıp ee, Hiçbir fikrim yok. Pathfinder'ı hatırlamıyorum. Hiç, hiç şey yok. vardı. Robota var robot, olan, robot Ha, Pathfinder'ı şey Apex başka karakterini söylüyorsun. Şey. Ha ben ne dedim? Tamam onu biliyorum. Ben ne Ben söyledim oyun ismi zannettim Yok, yok Apex Yine mi? dedim bir oyun çıkmış <laughs> Pathfinder'de. Şeyi hiç hatırlıyor şey musun? Var. Hadi nostalji olsun. Darwin vardı. Darwin Yok hatırlamıyorum. Abi ben onu turnuvasına falan görmüştük yayıncılar olarak hatırlıyor musun? Gerçek mi? Aynen böyle bir Darwin Twitch ha, bilmem ha, hayal falan. Hayal hatırlıyorum. Aynen. Hayal mail hatırlıyorum. O enteresandı. <laughs> çok kısa sürdü ama. iki aya kapadılar oyunu serverları falan. İlginç de. dediğin gibi yeni oyun yani birbirine artık çok benzer çıkıyor ama bence sektör gelişsin. Önünü kapatma. Survivor dedik. Nostalji olsun. Hatırladığın sevdiğin Survivor oyunu var mı? hiç hatırlamıyorum ya. Ben çok ben şeyi sevmiyorum ya böyle beklemek, Bekleme. kusmak. Ben aksiyonlu oyun seviyorum. Rast abi benim Tolga abi'nin de hayatını <laughs> kararttığı oyun. Aksiyon dedim, şey dedim, taşı taşa vurdukları oyundan bahsediyorum. çok iyi değil mi? Doğuyorsun, elinde bir tane taş var, başka bir taşı vurup ona vurarak böyle gelişme medeniyeti oradan başlıyorsun. Ve orada bayağı şey örgüt gibi böyle 20 kişi falan toplanıyorlar. Ben, çok ben en organize zaten. oyun anılarım oradadır benim. Yani işte klanlara girmişim, millete geceliğin şey bekledik böyle offline olsunlar da evlerini patlatsak diye <laughs> falan. İlginç anlar Evet. Yanlışlıkla <laughs> onu Ya bir gün bunu anlatmam lazım. Anlatsın. Video çok uzun <laughs> ama. Çok iyi ama. Ya bir <laughs> gün böyle bir şey yaptık böyle 3-4 kişiyiz tamam mı mükemmel bir ev yaptık kendimize. İşte her şeyi ayarladık C4'leri yarın Ray'de gideceğiz. <laughs> bir uyandık yanımıza biri bir gökdelen dikmiş tamam mı böyle bizim, bizim bir kompleks var savunma malı falan böyle. Kocaman bir bina dikmiş ama dibimize... Biz bir panik olduk. Volkan diye bir arkadaşım vardı. Selam söylüyor buradan. Volkan'la biz oğlum ne yapacağız falan. Bütün her şeyimizi C4'e çevirdik. Ama varımızı yoğumuzu böyle. Başladık evi yıkmaya. Yıkıyoruz, 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 yıkıyoruz. Evin içinde boş çıkıyor. Moralimiz azıcık. <laughs> Evin ortasına mı geldik? Bir tane kapı vardı. Kapıyı bir kırdık. Cahit içeride uyuyor. <laughs> Canı sıkılmış gece bina yapmış yanlarına. Bunlar da bilmeyip patlatmışlar orayı. Canı sıkılmış gitmiş bina yapmış. Ama <laughs> hayatımız en iyi oyun şey hikayesi bu Çok buydu. moralimiz bozuldu. <laughs> Sonra zaten oturu o bıraktık yani. 6 ay falan bir daha rast oynamadık. Ben gerçekten bu tarz oyunları anlamıyorum. Bana fazla çil geliyor. Çok teşekkür ediyoruz videoyu izlediğiniz için. Bu arada bu video özel şunu çok merak ediyorum. Bu söylediğimiz kategorilerde sizce hangi oyun kazanır? Onu aşağıya yorum olarak yazarsanız süper olur. Ee, siteye gidip de benim seçtiğim oyunlara oy verip bana oy, bir tane Modern kazandıra yani. kazandırabilirsiniz arkadaşlar. Ragnarok kazandırmak isterseniz gerçekten çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkürler. Bölümü <laughs> izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.